أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe siz iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu da bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendine haram kıldığının dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki eğer sözünüze doğruysanız haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Ondan sonra kim Allah adına o yalanı uydurmuşsa artık onlar o zalimlerdir. De ki Allah doğru söylemiştir. Hanif olarak İbrahim'in dininin izince gidin. O müşriklerden değildi. Doğrusu insanlar için yapılan ilk mabet elbette Mekke'deki o çok mübarek ve bütün alemlere hidayet eden, hidayet olan Kabe'dir. Onda açık ayetler ve makamı İbrahim vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Yoluna gücü yeten kimsenin o evi Kabe'yi hac etmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa kesinlikle Allah'ın onun bu ibadetine ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir. De ki ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızı görüp duruyor. De ki ey kitap ehli, iman edenleri niçin Allah'ın doğru yolundan alıkoyuyorsunuz? Görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer o kitap bilinenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi çevirirler, kafir ederler. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Sizler önünüzde Allah'ın ayetleri okunurken ve Resulü de aranızda bulunuyorken nasıl inkara dönersiniz? Kim Allah'a sıkı tutunursa o muhakkak doğru yola çıkarılmıştır. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korunmak gerekiyorsa öyle korunun. Gerçekten muttakiler olun. Her durumda Müslüman olarak can verin. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Birbirinizden ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinize düşmanlar iken o sizin kalplerinizin arasında bir yakınlık ve sıcaklık meydana getirip yaklaştırdı da nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. Hem sizler ateşten bir uçurumun kenarında bulunuyordunuz da o tuttu sizi ondan kurtardı. Şimdi size ayetlerini Allah'a doğru gidebilirsiniz diye böyle açıklıyor. Hem sizden meydana gelmiş önde giden, hayra davet eden, iyiliği ve güzelliği emredip kötülüğü ve çirkinliği yasaklayan bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Şu kendilerine deliller geldikten sonra ayrılıp çıkarıp ihtilaf edenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. O bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün, o vakit o yüzleri kararanlara şöyle denilecek. Ya imanınızdan sonra inkar ettiniz ha? O halde ettiğiniz nankörlüğün cezası olarak azabı tadın. Ama yüzleri ak olanlar hep Allah'ın rahmeti içindeler. Onlar onun içinde sonsuza dek kalacaklar. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana doğru bir şekilde okuyoruz. Yoksa Allah alemlere zulmetmek isteyecek değildir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir topluluk olmak üzere yaratıldınız. İyiliği ve güzelliği emredersiniz. Kötülüğü ve çirkinliği yasaklarsınız. Allah'a inanır, iman edersiniz. Ehli kitap da imana gelseydi elbette haklarında hayırlı olurdu. İşlerinden iman edenler varsa da çoğu dinden çıkmış fasıklardır. Size sıkıntı vermekten başka zarar veremezler. Sizinle çarpışacak olsalar size arkalarını dönüp giderler. Sonra da yardım bulamazlar. Nerede bulunsalar Allah'ın güvencesine, müminlerin güvencesine sığınmaları dışında zillet altında kalmaya mahkumdurlar.
Döne dolaşa Allah'ın gazabına uğradılar. Yoksulluk altında ezilmeye mahkum edildiler. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve peygamberleri bile bile haksız yere öldürüyorlardı. Çünkü onlar asi olmuşlardı ve aşırı gidiyorlardı. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde namaza kalkan bir topluluk vardır. Gece vakitleri kalkarak Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanırlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği ve güzelliği emrederler. Kötülüğü ve çirkinliği yasaklarlar. Hayırlara koşuşurlar. İşte bunlar iyi davranışta bulunanlardandır. Hayra dair her ne yaparlarsa hiçbir zaman yaptıkları bu şeyler görmezlikten gelinmeyecektir. Allah o muttakileri bilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ ف۪ي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ ف۪يهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ O inkar edenler var ya, muhakkak onların malları da çocukları da kendilerini Allah'tan kurtaracak değildir. Onlar cehennemliktirler, hep onda kalacaklardır. Bu dünya hayatında yapmakta oldukları masrafın durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinini vurup yok eden, kavurucu bir soğuğu olan rüzgarın haline benzer. Allah onlara zulmetmemişti. Ancak onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ey iman edenler! Kendinizden başkasını dost edinmeyin. Sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Sarpa sarmanızı arzu ederler. Kinlerinin ağızlarından taştığını görmüyor musunuz? Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size ayetleri akledip düşünürsünüz diye açıkladık. Sizler öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlar ise bütün kitaba iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Hem sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başına kaldıklarında size olan öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki öfkenizle birlikte geberin. Kesinlikle Allah sinelerin içindekini bilir. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelirse onunla sevinirler. Eğer siz sabırlı olur ve iyi korunursanız onların hileleri size hiçbir şekilde zarar veremez. Çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır. Hani bir vakit erkenden evinden çıkmış, müminleri savaş için elverişli yerlere yerleştiriyordun. Allah idi bir işiten bir bilen. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِ
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah yardımcılarıyken içinizden iki grup yenilecekleri korkusuyla geri çekilmek istemişlerdi. Müminler ancak Allah'a dayanmalıdırlar. Gerçekten sizler birkaç güçsüz, kuvvetsiz iken Allah size Bedir'de yardım etti. O halde Allah'a karşı gelmekten korunun ki şükredebilesiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun. İndirilmekte olan 3000 melekle Rabbinizin size destek çıkması size yetmez mi? Evet siz sabreder, itaatsizlikten sakınırsanız onlar da şu dakikada üzerinize geliverirlerse Rabbiniz işaretli 5000 melekle size destek çıkacaktır. Allah bunu size sırf bir müjde olsun, kalpleriniz bununla yetişsin diye yaptı. Yoksa yardım ancak her şeye gücü yeten ve yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunan Allah'tandır. Bir de bunu inkar edenlerden bir grubu kessin veya perişan etsin, böylece kaybetmiş olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tövbelerini kabul edecek ya da onları cezalandıracak. Şüphesiz onlar zalimlerdir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Allah çokça bağışlayandır, çokça acıyandır. Ey iman edenler! Öyle kat kat katlayarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Hem o kafirler için hazırlanmış ateşten korunun. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmet olunasınız. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Rabbinizden bir mağfirete ve eni gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cennete koşuşun. O cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. Onlar bir kabahat işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarlar da derhal günahlarına tevbe istiğfar ederler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki? Hem onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte bunların ödülü Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Ödülü ne de güzeldir doğru iş yapanların.
sizden önce kanun olmuş bazı olaylar geçti. Onun için yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Bu işte bütün insanlar için bir açıklama ve özellikle de korunacak muttakiler için bir rehber ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçek müminlerseniz yükselecek olan sizlersiniz. Eğer size bir yara dokunduysa o heriflere de öyle bir yara dokundu. Hem biz o günleri insanlar arasında evirir çeviririz. Bunu Allah iman edenleri bilsin, sizden şehitler, şahitler tutsun diye yapmaktayız. Allah zalimleri sevmez. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Bir de Allah iman edenleri seçip kafirleri yok etsin diyedir. Yoksa siz Allah'ın o içinizden cihad edenleri hiç belli etmeden, sabredenleri belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Ant olsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. Fakat işte onu gördünüz, şimdi bakıp duruyorsunuz. Muhammed de ancak bir Resul'dür. Ondan önce hep Resuller geldi geçti. Şimdi o ölür veya katledilirse siz ardınıza dönüverecek misiniz? Her kim ardına dönecek olursa elbette Allah'a bir zarar verecek değildir. Şükredenlere Allah yarın ödül verecek. Allah'ın izni olmadıkça kimseye ölmek yoktur. O vadesiyle yazılmış şaşmaz bir yazıdır. Bununla beraber kim dünya sevabını isterse ona ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Şükredenlere ise muhakkak bir ödül vereceğiz. Nice peygamber ve beraberindeki birçok eren savaşçı da Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler. Zaaf göstermediler. Miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever. Şu söylediklerinden başka sözleri yoktu. Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı mağfiret buyur. Cihat meydanında ayaklarımızı diri tut. Kafirlere karşı bizi galip eyle. Sonunda Allah da kendilerine hem dünya sevabını hem de ahiretin güzel sevabını verdi. Öyle ya, Allah güzel iş yapan muhsinleri sever. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız sizi tersinize çevirirler de öyle bir dönüşürsünüz ki bütün bir hüsran içinde kalırsınız. Doğrusu sizin Mevlanız bir Allah'tır. O yardım edeceklerin en hayırlısıdır. Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için biz o kafirlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer cehennemdir. O zalimlerin yatağı ne kötüdür. Gerçekten Allah'ın size olan vaadi doğru çıktı. Onun izniyle onları doğruyordunuz. Sevdiğiniz o galibiyeti size gösterdikten sonra isyan edip verilen emri tartışmaya kalkıp yıldığınız ana kadar bu durum sürdü. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, yine sizden kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi imtihan etmek için onlardan çevirdi ve sizi affetti. Allah'ın müminlere bir ihsan ve ikramı vardır. O sıra siz boyuna uzaklaşıyordunuz, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizleri çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah sizin elinizden kaçıp giden zafere ve başınıza gelen musibete üzülmemeniz için sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Allah ne yaptığınızı bilmektedir. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Sonra o kederin ardından üzerinize bir güven ve emniyet duygusu indirdi. Bir uyku ki içinizden bir grubu tutup kuşatıyordu. Bir grup da nefislere sevdasına düşmüşlerdi. Allah hakkında haksız yere cahiliye kafasıyla suizanda bulunuyorlardı. Bizim için o zaferden bir pay var mı diyorlardı. De ki zaferin hepsi Allah'ındır. Onlar nefislerinde sana açamadıkları bir şey gizliyorlar. Bizim yönetimde bir hissemiz olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki evinizde de olsaydınız haklarında ölüm kararı verilenler ölecekleri yerlere kendiliklerinden giderlerdi. Allah bunu sinelerinizdekini imtihan etmek, kalplerinizdekini ortaya çıkarmak için böyle yaptı. Allah kalplerin içini bilir. O iki topluluk çarpıştığı gün içinizden arkasını çevirenler var ya, işte onları şeytan sırf bazı elde ettikleri şeylerden dolayı kaydırmak istedi. Bununla birlikte Allah onları affetti. Allah çokça bağışlayandır, müsamahakardır. Ey iman edenler! İnkar edenler ve kardeşlerine yeryüzünde yolculuk yaptıkları veya savaşa çıktıklarında yanımızda olsalardı ne ölürlerdi
ne de öldürülürler de diyenler gibi olmayın. Allah bunu kalplerinde büyük bir hasret olarak bıraksın. Hayatı veren de ölümü veren de Allah'tır. Her ne yaparsanız Allah görüp durmaktadır. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz size Allah'tan gelecek olan bir mağfiret ve rahmet onların dünyada kalıp toplayacakları şeylerden muhakkak daha hayırlıdır. وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Ölseniz de öldürülseniz de elbette Allah'a döndürülüp toplanacaksınız. Demek ki sen onlara Allah'tan gelen bir rahmet ile yumuşak davrandın. Eğer sert katı yürekli olsaydın elbette etrafından dağılıp gitmişlerdi. O halde kusurlarını affet de günahlarının bağışlanmasını dileyiver. Yönetim hakkında onların görüşlerini al. Sonra karar verdin mi Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer o sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım etmek kimin haddi nedir? O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Bir peygamber için emanete ihanet etmek olur şey değildir. Her kim ihanet eder, ganimet ve gelirlerden bir şey aşırırsa, kıyamet gününde boynunda aşırdığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı ödenir. Hiçbirine zulmedilmez. Allah'ın rızası peşinde giden kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve yatağı cehennem olan kimseye benzer mi? O ne kötü bir yerdir. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah her ne yapıyorsanız görüp durmaktadır. Gerçekten Allah müminlere ihsan ve ikramda bulunmuştur. Çünkü onlara kendi içlerinden, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyip arıtan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Oysa bundan önce onlar apacık bir sapıklık içindeydiler. Böyleyken düşmanlarınızın başına iki katını getirdiğiniz bir kötülük sizin başınıza geldiğinde bu nereden mi dediniz? De ki o kendi tarafınızdan. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. O iki topluluk çarpıştığı gün başınıza gelen de Allah'ın izniyledir. Bunu müminleri bilmek için yapmıştır. Bir de münafıklık edenleri bilmek için yapmıştır. Bunlara gelin Allah yolunda savaşa girin ya da savunmada bulunun denildiğinde eğer biz savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. O gün onlar imandan çok inkara daha yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah daha iyi bilirken neyi gizliyorlardı? Onlar oturup savaşa giden kardeşleri için eğer bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi dediler. Eğer sözünüzde doğruysanız o halde kendinizden ölümü uzaklaştırın de. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanma. Hayır, onlar hep hayattadırlar. Rablerinin katında yaşarlar. Onlar orada rızıklandırılırlar. Allah'ın ihsan ve ikramından kendilerine sunduklarıyla sevinçli ve mutludurlar. Arkalarından şehadet de kendine yetişip katılamayan mücahitlere şunu müjdelerler. Onlara bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ın nimet ve ihsanını ayrıca Allah'ın müminlerin sevabını yok etmeyeceğini müjdelerler. Hele o kendilerine yara değdikten sonra Allah'ın ve peygamberin emrine itaat edenler var ya, müminler içinden özellikle böyle iyilikte bulunan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için pek büyük bir ödül vardır. Onlar insanlar kendilerine haberiniz olsun, insanlar için sizin için toplandılar. Onun için onlardan korkun dediklerinde bu kendilerinin imanlarını artırdı ve Allah yetişir bize, o ne güzel vekil dediler. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sonra da kendilerine hiçbir keder dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve ikram ile döndüler ve Allah'ın rızası ardınca gittiler. Allah çok büyük ikram ve ihsan sahibidir. Size bu haberi getiren o şeytan sadece kendi dostlarını korkutur. Eğer müminlerseniz siz ondan korkmayın, bana isyan etmekten korkun.
Sana o inkarda yarışanlar hüzün vermesin. Çünkü onlar Allah'a bir zarar verebilecek değillerdir. Allah onlara ahirette bir haz vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır. Şüphesiz imana karşılık inkarı satın alanlar Allah'a zerrece zarar verecek değillerdir. Onlar için acı veren bir azap vardır. Bir de o inkar edenler kendilerini bırakışımızı kesinlikle kendileri için bir hayır sanmasınlar. Biz onları sırf günahlarını artırsınlar diye bırakıyoruz. Hem onlara alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri bulduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Sonunda pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Allah sizlere gaybı bilinmeyen, görünmeyen alimi bildirecek değildir. Ancak Allah ona rasullerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve rasullerine iman edin. Eğer iman eder korunursanız size de büyük bir karşılık vardır. Allah'ın hazinesinden kendilerine bahşettiği şeyde cimrilik edenler, sakın onu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Hayır, o onlar için bir kötülüktür. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk olarak asılacaktır. Göklerin ve yerin mirası göklerde ve yerde elde edilen her şey Allah'ındır. Allah her ne yaparsanız haberdardır. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Elbette Allah onların kesinlikle Allah fakirdir, bizler zenginiz diyenlerin lakırtılarını işitti. O dediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürdükleriyle birlikte yazacağız ve şöyle diyeceğiz. Tadın bakalım o yakıcı azabı. Bu sizin ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Allah kullara asla zulmetmez. Onlar şöyle dediler. Allah bize şöyle ant verdi. Bize ateşin yiyeceği bir kurbanı kurban getirinceye kadar hiçbir Resul'e inanmayacağız. De ki size benden önce bazı Resuller mucizelerle gelmiş ve o dediğinizi de getirmiş idi. Sözünüze doğruysanız onları niçin katlettiniz? Şimdi seni yalanladılarsa senden önce de birçok Resul yalanlandı. Onlar mucizeler, hikmetli sayfalar ve nurlu kitap ile gelmişlerdi. Her nefis ölümü tadacaktır. Sevaplarınız tamamen ancak kıyamet günü ödenecektir. O zaman kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa işte muradına eren odur. Yoksa dünya hayatı aldatıcı bir geçinmekten başka bir şey değildir. Kesinlikle mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacaksınız. Sizden önceki kitap bilenlerden ve müşriklerden birçok incitici söz duyacaksınız. Eğer sabreder ve takva yoluna gider, korunursanız işte bu önemsenerek yapılması gereken işlerdendir. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا
جحدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilen oku yazarlardan onu insanlara anlatacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz aldı. Sonra onu omuzlarının arkasına attılar da karşılığında az bir para aldılar. Bakın bu ne kötü bir alışveriştir. O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları işte övülmeyi seven kimseleri sanma. Evet onların azaptan kurtarılacaklarını sakın sanma. Onlara acı veren bir azap vardır. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Allah her şeye gücü yetendir. Elbette o göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, vicdanları temiz olanlar için şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler, ''Ey Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, Sübhansın, o halde o ateşin azabından bizi koru.'' Ey Rabbimiz çünkü sen kimi ateşe sokarsan muhakkak onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimlerin yalımcıları da yoktur. Ey Rabbimiz gerçekten biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir çağırıcı işittik ve bunun üzerine iman ettik. Ey Rabbimiz mağfiretinle günahlarımızı bizlere bağışla. Kabahatlerimizi örtüver. Bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Ey Rabbimiz hem peygamberlerine karşı bize vaat ettiklerini ihsan et. Kıyamet günü yüzlerimizi kara çıkarma. Şüphe yok ki sen sözünden caymazsın. İstecâbe lehum rabbuhum enni la uzî'u amele âmilin minkum min zekerin ev unsâ ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا
Rableri de onların dualarına şöyle karşılık verdi. Muhakkak ki ben içinizden gerek erkek gerek kadın hiçbir hayır işleyenin işlediğini boşa çıkarmam. Hep birbirinizdensiniz. Benim için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, cihada gidenlerin ve bu uğurda katledilenlerin günahlarını örteceğim. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Tasavvur edemeyeceğiniz bir sevap ile Allah tarafından ödüllendirilecekler. Sevabın da en güzeli Allah katındadır. Allah'ı tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Az bir zevk sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir döşektir. Ancak Allah'tan korkanlar var ya, işte onlar için içlerinde kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu Allah tarafından onlara sunulan konukluklardır. Allah katında olanlar ise ermişler için daha hayırlıdır. Şüphesiz ehli kitap içinden Allah'a size indirilene, kendilerine indirilene, Allah için hakkı boyun eğerek iman edenler vardır. Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmazlar. İşte bunlar var ya, onların Rableri katında ödülleri vardır. Allah hesabını çabuk yapar. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışına düşmanlarınızı geçin. Cihad için hazır ve bağlantılı olunuz. Allah'a karşı gelmekten korunun ki kurtuluşa erisiniz. Sadakallahu'l-azim.